Yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle bugün değişik bir deneyim yaşayacağız. IELTS sınavı deneyimi yaşayacağız. Uluslararası sınav IELTS sınavı ve İngilizce seviyemi ölçmek için ben de bu sınava girmeye karar verdim. Ve hiç daha önce IELTS deneyimim olmadı. TOEFL deneyimim de olmadı açıkçası. O yüzden bu benim için bir ilk olacak ve bu sınava girerken sizlerin de benimle birlikte her şeye tanık etmenizi istiyorum. Nasıl girdiğimi, sınava nasıl gittiğimi, prosedürlerin neler olduğunu hepsini birlikte göreceğiz. Ben de çok bilmiyorum, yani tecrübeli değilim. O yüzden hep birlikte göreceğiz. Biraz gerginim, heyecanlıyım. O yüzden böyle tuhaf şeyler söyleyebilirim, şimdiden özür dilerim ama hiç planlama yapmadan da başladım videoya. Şu an saat 10:05 var diyebilirim. Sınava yarın sabah, daha doğrusu yarın öğlen 12'de gireceğim. Sabahta 8:30-9 gibi falan büyük ihtimal yola çıkarım. Adana içinde bulunmadığım için yolculuk yapmam gerekecek. Ve aşırı gerginim, aşırı stresliyim. Bu şeye benziyor yani. Şu an kendimi sanki üniversitedeki hazırlık sınavına girecekmiş gibi hissediyorum. Ama bu ondan daha büyük bir sınav olduğunu da biliyorum yani. O hazırlık sınavına hiç benzemiyor. Ve nasıl, ne diyeceğimi bilmiyorum. Kelimeler çok yetersiz kalıyor. Yani hep birlikte göreceğiz diyeyim. Şimdiden başlatmak istedim videoyu. Hani direkt arabada ya da ne bileyim dışarıda o şekilde başlatmak istemedim. En azından günün öncesinde neler hissettiğimi anlatmak istedim. Bunları da yaşayın. En azından benim için de anı kalır. Şöyle söyleyeyim. Sınav yarın 12'de benim için başlayacak aslında. 12'de benim speaking testim başlayacak. Ve 20 dakika sürecek. 12:20'de benim speaking testim bitiyor. Sonrasında 2'ye kadar boşluğum var. 2'de de listening, writing ve listening, writing, reading sınavlar olacak ard arda ve 4:45'te bitecek. Neden böyle bir ara yapmışlar bilmiyorum. Niye hepsini bir arada yapmıyorlar onu da bilmiyorum. Bu IELTS'in kendi kuralı. Speaking sınavı ayrı bir zaman diliminde oluyor ve ara veriyorsunuz diğer 3 sınava girmek için. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. İlk deneyimim. Hatta stresten şimdi kaşımaya başladım. Yüzümü kaşımaya, kızartmaya bile başladım yani. Sınav gününün öncesinde neler hissettiğimi anlatmak istedim. Aşırı heyecanlı ve gerginim. Umarım iyi geçer. Umarım güler yüzle açarım tekrar videoyu. O zaman hepinize şimdiden iyi seyirler. Yarın sabah görüşürüz. Yeniden merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şu an Adana'dayız. Ben arabaya girerken çekmek istemedim. Hem yolu çektim hem de şimdi durduk geldik. Nokta dil kursunun önündeyiz. Ben orada gireceğim, bina orada. Şimdi saat şu an 10:30 ve 11:30'a kadar bir saat burada bekleyeceğiz. Biraz erken gelmişiz. Olsun, hem Adana'nın havasını alıyoruz hem bakıyoruz etrafımızda işte öyle. Bekliyoruz bakalım. 12'de speaking sınavı başlıyor. 11:20, 11:30 gibi falan. Giriş için, kimlik belgeleri doğrulama için falan işte orada bekleyeceğim. Sınavdan çıktıktan sonra tekrar bir güncelleme yaparım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ufak bir durum güncellemesiyle karşınızdayım. Az önce speaking testinden çıktım. Güzel geçti benim için. Fakat kastığım yerler oldu. Uzaktan yapıldı, bilgisayar üzerinden. İşte kulaklık verdiler bana ve karşındaki görevliyle konuştum o şekilde. Gayet güzeldi. Çünkü tahmin ettiğim gibi genellikle günlük konulardan falan çıktı. İşte gittiğim tatilleri sordu. Biraz reklam konusunda konuştuk. Sadece tek bir sıkıntı vardı. Adam biraz peltekti. O yüzden bazı kelimelerini anlamadım. Tekrar sordurttum. İşte advertisement'ı biraz garip söyledi mesela. Advertisement gibi bir şeyler söyledi böyle. Reklamlardan konuştuk. Gittiğim tatilden bahsettim. Aşırı zor konular değildi. Fakat ben çok fazla advanced kelime kullanamadım. Ve bazı yerlerde böyle takıldığım oldu, heyecanlandığım oldu. Zaten karşımdaki sakinleştirdi beni bu konuda. Tam 20 dakika sürmüş. Ben toplam kaç tane konu konuştuk? 3 veya 4 tane falan konu konuştuk ve 20 dakika sürmesine şaşırdım. Hani çabuk geçti yani, öyle söyleyeyim. Nerede yaşadığımı sordu. Apartman tarzı mı yoksa villa tarzı bir yer mi falan. Aslında orada keşke villa deseydin de düşünüyorum. Biraz apartmandan falan girdim. İşte sonra neden apartmanda yaşamak istemiyorsun? İşte nerede yaşamak istiyorsun diye uzattı biraz. Umarım güzel bir puan verirler. Ben 9 üzerinden verilecek olursak büyük ihtimal
6 gibi, 6-6,5 gibi verirler diye düşünüyorum. Kırmalarının sebebi de büyük bir ihtimalle çok fazla böyle güzel kelimeler kullanmadığım içindir. Hep çok fazla stres kullandım mesela. Büyükler, yaşlılar mı yoksa gençler mi daha çok stres yapar gibi bir şey sordu. Hani bu bazı sorular bana çok mantıklı gelmedi. Ne diyebilirim ki? Bu kişiden kişiye göre değişir mesela. Hani ben böyle söylemedim tabii işte. Yaşlıların daha çok duygusal olduğundan, gençlerin daha çok stresli olduğundan falan bahsettim. Elimden geleni yaptım yani. 20 dakika sürdü ve çıktım. Şimdi 1.15'te tekrar merkezde olmam gerekiyor. Bina zaten bir dil kursunda. Şunu yapmasaydım keşke. Ben bölümümü söyledim. İngilizce edebiyat okuduğumu söyledim. Bunu söyledim. Söyledikten sonra adam biraz daha zorlayıcı, biraz daha ileri kelimeler içeren cümleler sormaya başladı. Bu konuda biraz pişmanım, evet. Acaba diyorum söylemeseydim ne olurdu? Bu sefer bu gireceğim dinleme, yazma ve okuma sınavları ard arda olacak 3 saat boyunca ve 4.45'te sınav bitmiş olacak benim için. Bu kadar diyebilirim. Durum güncellemesi şimdilik böyle. Tekrardan 4.45'te sınavdan çıktığımda size daha güzel bilgiler verebilirim umarım. Sınav bittikten sonra sizlerle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Böyle sürekli kesiyor gibi oluyor, atlıyorum gibi oluyor. Fakat benim de elimden gelen bir şey yok. Çünkü hem sınav stresi, heyecanı, gerginliği hem de Adana'nın sıcağı böyle bizi bitirdi diyebilirim aslında. Ve aynı zamanda Covid tedbirleri alındığı için pazar günü tam kapanma var. Tamam iznimiz var fakat benim iznim sadece sınava girmek için, Adana'yı gezmek için değil. Şunu söyleyeyim. Sınav genel olarak aynı üniversite hazırlık muafiyet sınavı gibi geçti. Yine aynı şeyi söylüyorum. O zaman da söylemiştim. %60 ihtimalle istediğim notu alacağımı söylüyorum. %40'lık ihtimalle de istediğim notu alamayacağımı söylüyorum. Böyle yarı yarıya diyebilirim ama benim tahminim 6-6,5 gelir 9 üzerinden IELTS sınavından. Öyle bir şeyler gelir. Hani 6,5-7 geleceğini hiç sanmıyorum ama 5 geleceğini de sanmıyorum. Ya 6 gelir ya 6,5 gelir. Listening sınavında da 4 part vardı. Her biri 10'ar sorudan 40 soruydu. Ve hepsi birbirinden farklı. İlk birinci parttaki 10 soru bir konuyla alakalı bir dinleme. İkinci parttaki 10 soru diğer bir konu. Üçüncü part diğer bir konu. Dördüncü part diğer bir konu. Toplam 4 konuda 40 farklı dinleme, yani 40 farklı soru çözmüş oldum. Dinleme yapmış oldum yani. İşte boşluk doldurma olsun, tek kelimeli yazmalar olsun, cevaplar olsun. İşte dinliyorsunuz, bir soru var, şıklarını işaretliyorsunuz falan dinleyerek. İngiliz aksanına dayalı olduğu için IELTS sınavı beni bir tık zorladı. Ya ben Amerikan aksanına alışkınım, hep o şekilde derslerimi gördüm. O yüzden bir tık zorladı IELTS sınavı bu yönden beni. Ama çok zor da değildi bu arada. Yani ben aşırı gergin ve stresli olduğum için karıştırdım diyebilirim aslında. İlk part çok güzel geçmişti listening'in. Ve dedim ki herhalde böyle giderse ben full falan çekerim. Çünkü practice'lara hiç benzemiyor. Practice'tan daha kolaydı açıkçası. İkinci partta yalpaladım, böyle bir sendeledim. Dedim olur böyle şeyler. Bir iki boş falan bıraktım. Üç tane de falan acaba dediğim oldu. Acaba diyerek yazmıştım cevaplarını yani. Üçüncü part çok kötüydü. O kadar kötüydü ki yani buradan doğru mu çıkar mı dedim. Hatta hala da öyle söylüyorum. Salladım yani hep. Acaba doğru mu çıkar mı? Acaba doğru mu çıkar mı? Üçüncü parttaki 10 sorudan 3 tane doğru mu çıksa benim için kafi yani, öyle söyleyeyim. Ama dördüncü partta güzel geçti. Birinci part, yani sıralamam gerekirse ilk part çok güzeldi. Dördüncü part 2 numara. İkinci part 3 numara. Üçüncü partta en kötü geçen 4 numaraydı yani. Sonrasında reading'i geçtik. Reading çok eğlenceliydi benim için. İlk başta sıkıldım. İlk paragraf, o da 4 paragraftı. Aynı şekilde 40 soru, 4 paragraf ayrı ayrı. Bir tanesi papağan türleriyle alakalı, bir tanesi karbondioksit yayılımıyla alakalıydı. Öbür ikisini çok anımsayamadım şu an. En çok aklımda kalan onlardı çünkü. Papağan türleri konusunda çok eğlenmiştim, çok eğlenceliydi. 40 tane soruya sanırım 1 saat verdiler diye hatırlıyorum. Hepsini bitirdiğimde o 40 sorunun 20 dakikam kalmıştı. Sonra geri dönüp yapamadıklarımı yaptım. Reading'in böyle bir özelliği var. Listening'de geri dönemiyorsunuz çünkü sadece bir kere dinleme hakkınız var. Ve size sorularınızı kontrol etmeniz için toplamda 2 dakika veriyorlar. Tüm sorularınızı 40 soruyu. Zaten anlamı da yok yani. Hiç vermeseler daha iyi olur. Çünkü atıyorum 39. soru yaptınız, 40 yaptınız, bitirdiniz. Birinci soruyu boş bırakmışsınız mesela. Ne hangi konu olduğunu hatırlamıyorsunuz bile. Çünkü bir kere daha dinleyemiyorsunuz. Tek hakkınız var. Gelelim yazma sınavına. Yazma da iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. İlk bölümde size bir tane
Grafik geliyorlar. Grafiği yorumlamanızı istiyorlar. Bu grafik herhangi bir konu hakkında olabilir. Benim konum fosil yakıtların karbon yayma oranı gibi bir şeydi böyle. Saçma sapan, ben çok anlamadım zaten ilk konuyu. 1990'dan başlamışlar 2009'a kadar. İşte gaz ne kadar yayılmış, yağ ne kadar yayılmış, kömür ne kadar. Grafiği yorumladım. İşte 90'lı yıllarda şu kadardır. İşte 2000 yılları geldiğimizde şöyle olmuştur. Fakat bunu yazmak yetmiyor. En az 150 kelime gerekiyordu. Ben 190-200'e yakın bir şey yazdım. Ama sadece grafiği yorumladım. Kendi yorumumu katmadım çünkü konuyu anlamadım. Ve sürem de çok fazla yetmedi. Çünkü ikinci konuya daha fazla zaman ayırmam gerekiyordu. Zaten size diyorlar orada. İlk konuya 20 dakikanızı, ikinci konuya 40 dakikanızı ayırmanızı tavsiye ediyoruz diyor. Yine size bırakıyorlar zaten. Ne kadar çabuk yazarsanız, ne kadar çok yazarsanız o kadar iyi. Birinci parttan hiç umudum yok. Sonra ikinci partta da size bir konu veriyorlar ve konu hakkında en az 250 kelimelik bir kompozisyon yazmanızı istiyorlar. Benim konumda şeydi, insanlar eğer iş bulmak isterlerse başka bir ülkede, iş olanağı varsa ailelerini ve arkadaşlarını kendi ülkelerinde bırakıp başka ülkeye gitmek zorunda kalırlar diyordu. İşte bunun pozitif yönleri mi daha ağır basıyor yoksa negatif yönleri mi? Yani avantaj mı dezavantaj mı? 250 kelime istiyorlardı ama sanırım 490 küsür kelime. Ya 500 diyelim, 500 kelime yazdım. Ama burada önemli olan sizin hangi cevabı verdiğiniz değil. Cevabınızı nasıl desteklediğiniz, nasıl kelimeler kullandığınız, işte advanced kelime kullanıyor mu, close'ları biliyor mu, kelime dağarcığı ne kadar geniş, bunları ölçmek istemişler zaten. O yüzden içim rahat, ben ne cevap vermiş olsam olayım nasıl olsa oradaki kullandığım kelimelere, kullandığım close'lara bakacaklar. Sanırım en genç, en küçükleri bendim. Bir tane daha bir kadın vardı sol tarafımda bilgisayar kullanırken, yazarken falan. Onun da İngilizcesi bayağı iyiydi çünkü yazarken klavyenin sesi beynime o kadar çok işlendi ki tam da sol tarafımda, sol tarafındaki masada oturuyordu. Bazen odaklanmakta zorlandım. Tık 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 tık. Hızlı da yazıyor. On parmak mı yazıyor artık anlamadım. Hani bir an şey diyesim gelmişti. Biraz sessiz mi olsan, hani biraz yavaş mı bassan klavye? Dikkatimi dağıtıyordu. Aynı şekilde sağımda da bir beyefendi vardı. O da aynı şekilde çok hızlı yazıyordu. Böyle ben iki tane şeyin arasında kaldım. Onlar yazdıkça ben böyle diyorum ki ya ben niye yazamıyorum, benim aklıma niye gelmiyor falan. Hele reading'de o ikisi de hem yanındaki beyefendi hem yanındaki hanımefendi, ikisi de sanırım şeye geçtiler. Bir ikinci partta yazma kısmı vardı. Boşluk dolduruyorsunuz. İkinci 10 kısımda. Ben ilk kısımdayım, anlayamıyorum, reading'i çözmeye çalışıyorum. İkinci reading'i geçtiler ben daha birincideyken. Bu benim moralimi bozdu biraz. Onlar yazmaya başladılar. Hatta baktım bunlar neye yazıyor acaba diye. Bir baktım ikinci partta boşluk doldurma varmış. Sonra döndüm birinci parta. Dedim ki zorsa geçmeliyim. Kendimi öyle avutup ikinci parta geçtim. Şöyle bir anım oldu, bunu hiç unutmayacağım. Sınavdan çıktığımızda bir tane kadın vardı. O tabii benim sağımda solumda değildi, o biraz daha arkalarda kalıyordu. Ben de teşekkür ederim, zaten çok yakın bir zamanda tekrar görüşeceğiz, belli oldu bu benim için dedi. Orada güldük böyle yani, tüm görevliler de güldü, biz de güldük, 5 kişi 5 aday. Büyük bir ihtimalle o yapamamış sınavı ve tekrar gireceğini söyledi. Yani mesajını şimdiden verdi. Ama umarım ben tekrar girmem çünkü sınava 1400 lira verdim. Umarım bir daha girmem. Yine de umarım bir daha girmem. Çünkü 1400 lira verdim. Hala içim yanıyor. Yani bilgisayarla girmiş olsanız bile 1400 lira veriyorsunuz. Sınava girdim, kurtuldum, artık rahatım. Şimdi finallerime bakmam gerekiyor. Bu videonun sonunda kapatırken büyük bir ihtimal sınav sonucumu söyleyerek kapatacağız. İnternet sitesine girdim, ne zaman belli olur diye baktım. 11'inde yazıyor. Yani 4 gün sonra büyük bir ihtimal belli olacak. O zaman çok fazla uzatmayayım. Daha yapmam gereken finallerim var. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eylül'de umarım sizinle Konya Selçuk Üniversitesi'nde bir vlogla açılış yaparım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Size sonuçları söylemek için tekrar kamerayı açtım. Bir durum güncellemesi yapacağım. Sınava bildiğiniz üzere ben 6 Haziran'da girmiştim. Sizler de şahit oldunuz benimle birlikte zaten. Ve 9 Haziran'da tam olarak sonuçlarım belli oldu. Önce bana bir mail attılar. Kayıt olduğum maille. O link üzerinden girdim ve sonuçlarımı öğrendim. Totalde tam 6 puan almışım 9 üzerinden. Bu da sanırım baktığım kadarıyla B2'ye de geliyor seviye olarak. Ve hatta şeyi de yapmışlar böyle her şey, tüm listening, writing, reading ve speaking sınavlarının ayrı ayrı analizini yapmışlar. Listening'den, writing'den, reading'den tam 6 puan, speaking'den de 6,5 puan almışım. Beni şaşırttı, ben speaking en düşük gelir diye umuyordum. Hatta bir writing'den 7 falan bekliyordum o gelebilir diye. Çünkü çok güvenmiştim kendime yazı konusunda. Teker teker analizlerine baktım. Neden 6,5 aldım, neden 6 aldım diğerlerinden. Writing'de beni şaşırtan bir kısım oldu. Orada da bazı gereksiz bilgiler yazdığını söylemişler. Ben onu çok kavrayamadım ama konuyla alakasız bir şey mi söyledim acaba, onu bilmiyorum ya da çok yazdığım için böyle oldu. Az ve öz yazmam gerekiyormuş anladığım kadarıyla.
Ama sorun değil, ben istediğim notu aldım. Benim beklediğim not tam olarak buydu. Bunu da sizlere tam bir parkta oturup çekmeye karar verdim. Hep evin içinde çekmek istemedim çünkü. Bu şekilde sonuç olarak 6 geldi ve ben aldığım nottan gayet memnunum. IELTS sınavına girerseniz lütfen Instagram sayfam aşağıda olacak linki. Oradan bana haber verebilirsiniz. Sonuçlarınızı yollayabilirsiniz. Ben deneyimlerimi sizinle paylaştım. Sizin de deneyimlerinizi benimle paylaşmanızı çok isterim. Bu videonun yorumlarına da yazabilirsiniz isterseniz. Sizlere güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoya dek şimdilik hoşça kalın.